Su sorunuyla karşı karşıyayız. İSKİ dün bir açıklama yaptı ve önceki gün 3.550.435 metreküp su harcandığını İstanbul'da duyurdu. Normalde İstanbul'un günlük tüketim ortalaması 2 milyon metreküp civarında. Ve maalesef yeraltı suları kullanılıyor ve bu kullanılan yeraltı suları daha sonra sıkıntıya yol açıyor. Çünkü bir İstanbul deniz kenarında bir şehir olmasına rağmen deniz suyu arıtılmıyor. Dünyanın birçok yerinde yapıldığı gibi. Mesela Suudi Arabistan'da ben bugün baktım çok şaşırdım. İçme suyunun %90'ı deniz sularından karşılanıyormuş ve buna 1960'larda başlamışlar Suudi Arabistan'da bunu kullanmaya. Ve şu an ilk başladıklarında suyun metreküpü işte 5 dolar civarında bir şeyken şimdi 25 sente kadar düşmüş teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Yani böyle bir teknolojinin gelişmesinden bahsediyoruz. Çatalca'da da burada Kadir Topbaş döneminde bir arıtma tesisi için temel atılmış, böyle bir duyurusu yapılmış 2006 yılında. Bir yıl içinde bitirilecek, bir yıl sonra insanlar, Çatalcalılar denizden arıtılmış suyu içecekler demişler ama işte üzerinden 15 sene geçmiş, 16 sene geçmiş. Hala böyle bir şey yok. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Aynı zamanda sıcaklar, kuraklıklar da var. Bir yandan da bunu da birazcık aslında konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Dünyadaki göç sorununun en temel kaynaklarından, sebeplerinden biri su meselesi. Orta Doğu tartışmalarında hep mezhepsel meseleler ve akaryakıt sorunu, fosil yakıt sorunu gündeme getirildi ama Orta Doğu'da özellikle hareketliliğin kaynağı su meselesi, suya ulaşma meselesi. Türkiye'ye dışarıdan bakanlar Türkiye'de su sorunu olmadığını düşünebilir. Çünkü üç tarafı denizlerle kaplı. Ama Türkiye bir su fakiri bir ülke. Doğal olarak bizim ülkemizde bilimsel verilere, bilimsel ölçümlere, bilimsel değerlendirmelere yönelik bir tutum takınılmadığı için Türkiye'nin su fakiri olması meselesi de doğanın kendi işleyişine bırakılmış durumda. Yani yaradan yağmur yağdırırsa, kışın kar olursa barajlar dolar. Eğer bunlar olmuyorsa ne yapalım? İşte elimizde olanla idare ederiz gibi bir kanaat var. Halbuki hakikat ne? Türkiye'nin üç tarafı denizlerle kaplı. Ancak Türkiye'nin kendisine yetecek kadar bile suyu yok. Tarihsel olarak Suriye ile Türkiye arasındaki gerilimin sebebi de aslında su meselesiydi. Türkiye barajlarla suyu kendi içinde tutuyordu ve Suriye'nin büyük bir su sorunu ortaya çıkıyordu. Türkiye bu konuda adım atmadı. Özellikle bir devlet politikası olması gereken ve insanın temel gereksinimi olan su meselesini dünya ölçeğinde çözmeye çalışanlarla birlikte de davranmadı. Şimdi bir de göçlerin Türkiye üzerinden olmasıyla birlikte sorun daha da derinleşti. Ben sorunu yakından biliyorum. Yaklaşık 15 sene önce daha gazetecilikte yazılı basında çalışırken bununla ilgili birkaç yazı dizisi hazırlamıştım. İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğu söylenirken diğerinde su sorunu olacağı zaten biliniyordu. Dünyanın pek çok ülkesinde deniz suyunun arıtılmasıyla birlikte elde edilen suyun insanların gereksinimlerinin karşılanması yönünde kullanıldığını biliyoruz. Ancak çok pahalı. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi düşünürsek su ihtiyacını karşılamak için bile olsa bu arıtma olanaklarını kullanmak ve buna yatırım yapmak hiçbir siyasetçinin işine gelmiyor. Çünkü görünmez bir yatırım. Yani ben buraya atıyorum 50 milyar dolar gömdüm. Dolayısıyla sizin su sorununuzu çözdüm dediğinde insanlar nerede ben bunu görmüyorum ki diyecek. Türkiye'de hamaset, cehalet, vasatlık ve bayağılık, bilimden kopma, aydınlanmadan kopma dediğimiz mesele işte tam da burada ortaya çıkıyor. Planlama meselesi ülkenin her şeyiyle, her koşuluyla planlama gereksinimi burada da karşımıza çıkıyor. Kapitalist işleyiş öncelikleri kar ve rant üzerine düşünüyor. Dolayısıyla bu kar ve rant meselesinde Türkiye'nin su gereksinimi bugün itibariyle birinci dereceden yatırım değeri yokmuş gibi gösteriliyor. Bu İstanbul'daki neredeyse geçen seneye göre iki misli su kullanımı gayet net bir şekilde sebebi ortada. Çok ağır bir sıcak var. İnsan diyelim ki günde bir kere banyo yapıyorsa bazen iki kere üç kere yapmak zorunda
kalıyor. İnsanlar temizlik meselesinde ya da sulama meselesinde diyelim ki iki günde bir çiçeğini suluyorsa her gün sulamaya başlıyor. Sokakları işte insanlar zaman zaman asfalt vesaire orada sorun çıkmasın diye suluyorlar. Bunların tamamına dönüp baktığımızda su ihtiyacının artması, kullanımının da günden güne daha fazla olması ve buna karşılık hiçbir önlem alınmamış olması belki de Ağustos ayında ki Eylül'de kurak geçecek öyle görülüyor. Belki de Eylül'ün ortasında İstanbul'un çok ciddi bir su sorunu yaşayacağını bize gösterecek. Tabii AKP burada işte Ekrem İmamoğlu geldi. O kadar Allah'ın cezası bir herif ki, o kadar şeytan ki İstanbul'un suyu bile çekildi. Meymenetsiz herif, ne suyu kaldı, ne havası kaldı, ne depremi kaldı, İstanbul'un anasını ağlattı gibi bir propaganda yapacak mıdır dersen yapacaktır. Ama bu netice itibariyle Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda hakikati gizlemiyor. Hakikat ne? Türkiye'de su sorunu var. İstanbul'da su sorunu var. Çevremizin denizlerle kaplı olması bizim su fakiri olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ağır bir kuraklık yaşıyoruz. Ağır bir göç alıyoruz. Bu göçü karşılayabilecek kaynaklarımız yok. Su dahil. Göç meselesini doğru tartışmıyoruz. Yoksulluk meselesini doğru tartışmıyoruz. Planlama meselesini doğru tartışmıyoruz. Olanaklarımızın farkında değiliz. Sadece betona yatırım yapıyoruz. Paradan para kazanmayı önemsiyoruz. Ve o tarafta da iflas etmiş durumdayız. Eğer yanılmıyorsam Euro'nun 30 lira olduğu bir günü yaşıyoruz. Ya da o civarda. Bu demektir ki dünden çok daha fakiriz. Yarın daha da fakir olacağız. Ve bütün bunlar düşünüldüğünde bildiğimiz geleneksel kurallı kapitalizminde, piyasa ekonomisinin de uygulanamayacağı bir noktaya geldik. Bütün bunlar Türkiye'de yakın tarihte görmediğimiz çok ilginç bir toplumsal hareketliliği ortaya koyacak. Bunun ne olduğunu söylemem gerekirse dün düşündüm. İnsanlar soracaklar peki ne olur diye. Şöyle bir şey beklemiyorum. Örgütlü bir toplum hareketi çıkacak. İnsanlar meydanlarda miting yapacaklar, itiraz edecekler. Böyle bir şey beklemiyorum. Onun altını çizmek isterim. Peki ne olacak dersen, Datça örneğini verdiğin gibi insanlar günlük yaşamın içerisinde ciddi itirazlar ve tepkiler göstermeye başlayacaklar. Bu bir yere evrilir mi abi? Efendim? Bu bir yere evrilir mi bu günlük itirazlar? Onu bilmiyorum. Onu da söyleyeceğim. Çünkü bence asıl Türkiye'de konuşulması gereken mesele bu. Sorduğun soru. Bence şöyle itirazlar olacak. Mesela elektriğin kesilmiş olacak. Diyelim 24 saat elektrik gelmeyecek. Kıyamet kopacak. Mahalledekiler bağırışıp çağıracak. Ya da insanların ikili diyaloglarında tartışmalar çıkacak. İşte su alırken ya çok pahalı diyecek. Evini temizlemeye çalışırken su gelmediği için işte eskiye telefon atacak. Neyse günlük hayatta patırtı ortaya çıkacak ve günlük hayat sevimsiz hale gelecek. Bunun yanı sıra yine günlük hayattaki ekonomik sıkıntılar da üstüne geldiği zaman huzursuz, gergin, canım desen canın çıksın diye anlayan ve her an fay hatları harekete geçebilecek bir toplumsal yapıdan söz ediyorum şu anda. Bu bir yere evrilir mi? Bence çok önemli bir soru. Çünkü böyle bir şeyin, yani böyle bir duygunun bir yere evrilebilmesi için bu gücü, bu toplumsal hassasiyeti, gerilimi, mutsuzluğu, memnuniyetsizliği kendi içinde örgütleyebilecek bir siyasal yapının olması gerekiyor. Bu siyasal yapı bugüne kadar iptidai bir şekilde, en son Millet İttifakı diye ortaya çıktı. Ama genellikle ana muhalefet partisi ekseninde ve onun yanındaki partilerle iktidara yönelik bir eleştirel yapı haline gelirdi. Pek de parlak olmayan bir şekilde. Ya da mecliste bir takım itiş kakışlar olurdu ama insan ya benim adıma haklarımı savunan birileri var diye düşünürdü. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bence tarihinin en önemsiz, en itibarsız halini yaşıyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kim ne konuşuyor, nasıl bir tutum var diye merak eden kimseye ben rastlamadım. Gözler hep sarayda. Parayı da saray bulacak. Siyasi çözümlemeleri de saray yapacak. Saray karar verecek. Suyu da yaratacak falan. Böyle bir durum var. Huzursuzluk, toplumun geneline yayılmış olan huzursuzluk artık
toprağını sulayamayan köylü, işte ürünü para etmeyen tarımla uğraşan işçi ya da esnaf giderek o da mutsuz olacak. Yani geçtiğimiz dönemde kentlilerin, beyaz yakalıların yaşadığı sıkıntıları artık çeperlerdeki yoksullar ve köylü nerede yaşamaya başlayacak? İşte burada buna öncülük edebilecek bir durum var mı? Yok. İki şey söylenebilir. Gezi bu tür bir itirazı, bu tür bir öfkeyi, bu tür bir sıkıntıyı kendi içinde ortaya koymuştu. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi gezi türü doğal yan yana gelmelere asla bence izin vermeyecektir. Çünkü o türden bir toplumsal hareketliliğin maliyetini taşımak istemez AKP. Bunun kalıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden onun olacağını zannetmiyorum. İki, ailelerin de çoluğuna çocuğuna bu kadar gergin, otoriter, baskıcı bir dönemde git eylem yap falan diyeceğini de zannetmiyorum. Öyle bir durum olmaz. Sendikalar ya da sivil toplum kuruluşu denen ya da meslek örgütlerinin sesi çıkar ama çıkan bu ses Türkiye'de örgütlü ve dirençli bir yapı haline gelmez. Yani biz 1 Mayıs'larda sen, ben, o, bizim oğlan hepimizin bir araya geldiğini, dışarıdaki herhangi birisinin dönüp bakıp da ya bunlar iyi bir şey yapıyorlar, biz de katılalım demediğini biliyoruz. Acı ama gerçek. O yüzden oralarda da bir beklentim yok. Fakat Türkiye gibi hareketli ülkelerde, dünyanın farklı ülkelerinde de bu oluyor. Türkiye gibi hareketli ülkelerde toplum bu itiş kakıştan yeni siyasi figürler ortaya çıkarır. Yani bugün sosyal medyada gördüğümüz ya da aklımıza gelen kurtarıcı olarak tarif ettiğimiz isimlerin hiçbiri siyaset sahnesinde kalmayabilir. Bambaşka yepyeni bir koşul oluşabilir. Ben bunun olması için kritik dönemin yerel yönetimler seçimi olacağını düşünüyorum. Ve yerel yönetimler seçiminin kapımızın önünde olmasının toplumsal öfkenin, toplumsal gerilimin belki de son kez sandıkta kendini göstereceği ilginç bir tablo olacağını düşünüyorum. Bana sorarsan Adalet ve Kalkınma Partisi yerel seçimlere en avantajlı gidiyor gibi görünüyor ama burası Türkiye, daha çok zaman var. Yani bugünden tahminde bulunmak, ya bu iş bitti falan demek gerçekçi değil. Ama şunu söylemek mümkün. Ne Ekrem İmamoğlu İstanbullular için eski cazibesini koruyor, ne AKP'li yılları özleyen İstanbullular var, ne de bütün bunların dışında yeni bir siyasi figür üretilmiş durumda. Bunun bir tarafı güzel. Peki ne olacak? Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bence giderek toplumun gözünden düşmüş, giderek insanların alay ettiği bir siyasi yapıya dönen, özür dileyerek söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi burada bu kez şapkadan tavşan çıkarır mıyım diye hazırlık yapacak. Neyi kastediyorum? O da şu, seçime Kemal Kılıçdaroğlu girmeyeceği için, seçime şu anda siyasette gördüğümüz herhangi bir isim, genel başkan girmeyeceği için yeni bir isim çıkacak. Ve yerel yönetimlerde hep altını çiziyorum, yeni çıkacak olan isim genel başkanı da partiyi de aşar. Örnek Fatih Maçoğlu Türkiye'nin genel siyasetinde karşılığı olmayan, bilinmeyen birisiydi. Ama küçücük bir ilçeden çıkıp şimdi Tunceli'de belediye başkanı oldu. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerinde aday gösterilse son derece karşılığı olabilecek biri. O yüzden yerel seçimler yeni siyasetçilerin ortaya çıkacağı da bir yapı olacak. İki şeyi konuşmak lazım. Bir, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu çıkışsızlığı herhangi bir planlı ekonomiye taşımadığımız takdirde sefalet artacak. İki, su sorunuyla göç sorununun birebir ilintili olduğunu ve Türkiye'nin doğal kaynaklarıyla demografik yapısını doğru tartışmadığımız takdirde Türkiye'nin büyük bir felakete gideceğini konuşmamız gerekiyor.